Evet sevgili izleyenlerimiz, yine bir programda yine sizlerin karşısındayız. Yine geçmişe dayandırdığımız bir program arşivinden elde ettiğimiz görüntülerle birlikte olacağız sizlerle beraber. Yıllar öncesi buraya, Kızılcaköy'deki yeraltı mağarasıydı değil mi? Yeraltı mağarası. Evet, buraya geldik. Şimdi günümüz teknolojisiyle tabii ki tekrar görüntülemek istiyoruz. O zamanlar kayıklar, efendim botlar getirip içeriye girmiştik. Şimdi o tarz bir imkanımız yok. Her ne kadar kayıt sistemlerimizin kalitesini arttırmış olsak da kayık hadisemiz olmadığı için içeriye çok az bir kısmına girebileceğiz. Tespit edebildiğimiz görüntüler. Ama önce tabii ki detay bilgileri alalım diyoruz. Ve buranın şu anki muhtarı, belki çoğunuzun yakından da tanıyacağı bir isim, Mustafa Yılmaz abimizle birlikteyiz. Burayla ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Evet Mustafa abi, bu yeraltı mağarasının herhangi bir adı var mı? O zaman biz cinli mağara gibi falan demiştik de, içeride çünkü biliyorsun yarasa fazla var. Yarasalardan dolayı cik cik seslerinden herhalde cinli var mı sizin mahallede? Şimdi köy mü diyelim, mahalle mi diyelim, bir de o da var. O zaman geldiğimizde Kızılcaköy'dü, şimdi mahalle oldu. Öncelikle Ömer kardeşime köyümüzün ve Seydi şehrimizin tanıtımları için verdiği emekten dolayı şahsına büyük teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii burası, biz İn deriz. Pınarbaşı'nın İn mevki deriz buraya. İn mağarası deriz. Hı hı. Cinlilik hikayesi de cinlerin olduğundan değil, İçerideki yarasaların çırpıntılarından çıkardığı seslerden dolayı vatandaşlar tarafından farklı zamanlarda söylenen isimler. Yani söylemiş öyle bir isimler. Tabii. Şimdi burası öz itibariyle Beyşehir Gölü'nün batıp buradan çıkan bir su ve su kaynakları olarak da çok zengin. Aşağıya kadar da 25-30'a yakın pınar mevcut olup burası zaman zaman bataklık olan, zaman zaman kuraklık olan ama hiçbir zaman da suyu kurumayan önemli bir yeraltı kaynak suyunun olduğu yer. Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa abi, biz o zaman geldiğimizde bu su bu kadar yüksek seviyede değildi. Demek ki biz tarih olarak belki o zaman daha kurağan bir zamanı. Halbuki bu yıl biliyoruz suda bir kuraklık dönemi var. İşte sizler tabii ki bunu ekin hadisesinden daha iyi bilirsiniz. Yağışın az olması sebebiyle bu suyu belki bu kadar yüksek olmaz diye düşünerek biz bugün gelmiştik ama mevsim itibariyle demek ki yüksekliği devam ediyor. Evet. Öncelikle tabii ki bu yıl kuraklığın has safhada olduğu bir dönem. Ona öyle olmasına rağmen buranın su kaynakları oldukça zengin. Zaman içerisinde geçmiş zaman büyüklerimizin bize anlattığı aşağı köylerdeki her yerde kuraklığın çok zirve yaptığı belki 40-50 yıl önce o dönemlerde yine bizim Akpınar mevki dediğimiz yerde su çok zengin, su kaynaklarımızın oluşu ve hayvanların oraya su içirmek için getirdikleri söylenir. Yani böyle olunca da bizim burası su kaynağı olarak çok zengin. Sizin içeri girip de ileri kadar gidemediğiniz bu mağaralar kademeli olarak ileri kadar gittiğini ben biliyorum. Zaman içerisinde de zaten çeşitli, o zaman da görmüştük biz de. Zaman içerisinde şimdi korkumuzdan bir sonraki zaman içerisinde de buraya bende de bir doğa sevgisi ve tutkusu olduğu için Yerköprü mağarasını gezmiştik. Tabii ki zaman içerisinde planlı programlı gelindiği zaman Seydi şehrimizin başta siz olmak üzere başlattığınız emeğiniz büyük. Büyüklerimizin burayı daha detaylı bir inceleyip suyun da biraz daha azaldığı bir dönemde incelenmesinde fayda var. Bizim aldığımız kaynak bilgilere göre yine bu tür yeraltı göllerinin ve mağaralarının sinsele halinde Seydişehir'in altından geçen Süberte, Susuz öyle devam ettiği 13 tane derin düdenin olduğu ve bu düdenlerin de Silifke'ye kadar çeşitli şekillerde gittiği söylenir. Ve muhtemelen de baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Çünkü Süberte'nin oradaki mağaralara,
su kaynaklarına baktığımız zaman bu işin böyle mağmalar oluşturarak geçmiş döneme devam ettiği gözüküyor. Şimdi burayı çok daha şey görebilmek için baharın o suyun daha azgın olduğu dönem, çok olduğu dönem görmek. İkizler dediğimiz pınar var burada. O pınarlar da yakın zamanda kurudu. Bundan işte yaklaşık bir 25-30 gün önce kurudu. O da Beyşehir Gölü'nün çok yükseldiği zaman kotu. İkizler çıktığı zaman biz biliriz ki Beyşehir Gölü yükseldi. Kotu seviyesine ulaştı deriz. Çünkü gölün yükseldiğinin işareti buradaki İkizler Pınarı'nın çıkması. O pınar kuruduğu zaman biliriz yani ki işte Beyşehir Gölü'nün kotunun düştüğünü de biz bu pınarla kuruduğunu anlarız. Çünkü oradan besliyor. Buranın kotu ikizlere göre düşük olduğu için buradaki su varlığı uzun süre devam eder, kurumaz. Aynı şekilde bu çekimini yaptığınız inden aşağı bizim bağlama dediğimiz mevkiye kadar aşağı yukarı 25-30'a yakın pınarımız var. Bu pınarlar aka aka Kavak Köyü'nde zaman içerisinde su kullanımı olmazsa Kavak Köyü'nden geçerek Akçılar'ın içerisinde Çarşamba Sayı'na dökülür. Şu anda da sulamada kullanıldığı için buradan çıkan sular Yeniceköy, Kavak Köyü'nde zaman zaman sulama suyu olarak da şu anda kullanılmakta. Bu şekilde oralarda de bir şey var. Oralarda besliyor. Tabii ki Devlet Su İşleri'nin 1991 yılında bu gördüğünüz kanalı aşağı kadar attı. O zamana kadar bu arazinin tamamı su altındaydı. Ekilmezdi. Evet, yani öyle bir şey yoktu. Yani 94 yılıydı herhalde bizim girdiğimiz. Bu yarma böyle yok. Bu kanalı yarmasıyla birlikte bu araziler sulardan altından kurtuldu ve vatandaş ekel hale getirdi. Şimdi işte gördüğünüz gibi burası tarihi olarak da anlatmam gerekiyorsa buradan kışla mevki diye bir yerimiz var. Kışla askeri bir terim. Evet. Orada bir yerleşim alanları var. Ören dediğimiz yıkıntıların olduğu yer. Oraya buradan... Bu da sizin mahallenin içerisinde yer alan. Bizde, bizim içerimizde, mahallemizde, sınırımızda yer alıyor. Bu mantarlık... Bayağı görüntüler var mı orada? Var. Yani çekim yapabilirsiniz. Tarihi yerler var. O zaman bir daha mı geleceğiz? Bir daha geleceksiniz. Burada kemer dediğimiz su kemerleriyle bu su yukarıdan rivayete göre yüzeysel bir yerde bu suyun yönlendirilerek su kemerleriyle yer yer kazılarda şeylerde çıkıyor. Kışla mevkiine götürüldüğü ve orada Selçuklu dediğimiz Horasan yapısının da hakim olduğunu görürüz. Yani kısacası burası müthiş bir yerleşim alanı, kışla mevkisi. Şu gördüğünüz yerlerde de tekrar buralarda da yerleşim alanları var. Buralarda şu karşı gördüğünüz ardıçların o ilerisinde yerleşim alanları var. Ardıçların içerisinde. Çünkü yukarı oralarda seviyede yukarı yani? Seviyede doğaldır ki su kaynağının olduğu her yerde yerleşim alanı oluyor. Elbette yani. Yaşam belirtileri. Su demek yaşam demek. İşte gördüğümüz gibi karşı yerler yerleşim alanları var. O tepelerde yerleşim alanları var. Oralarda. Tabii bunlar kazıldığı zaman ortaya çıkıyor. Yer yer çıkıyor. Yerleşim alanları. Görüntü olarak görüntü yok. Görüntü olarak yok. Ama bir şeyler zaman zaman boş küpler çıkıyor. Bu da bu boş küplerin çıkışı buradaki depolama sistemlerinin kullanmalarının olduğunu ortaya koyuyor. Yani burası Pınarbaşı mevki bölge olarak. Burası Kızılcaköy Pınarbaşı mevki. Burası İmpınarı. Bu İmpınarı'ndan sonraki çıkan yöresel isimler var. Çivili Pınar, ondan Orta Pınar, Yassı Pınar diye aşağı kadar gider Pınar isimleri de. Böyle devam eder. Bu vadiden yukarıda da İkizler diye bir mevki var. Oraya devam eder. Yani tabii buraları baharın gezmek hem daha çok güzel olur hem daha çok verimli olur. Bir de tarihi bir bütünlük sağlanması açısından da bu çektiklerinizi uygun bir zamanda tamamlamak gerekir. Yani ben o kısmını hatırlamıyorum. O tarafını da size o kısmını, o kısımlarla ilgili bir detay bilgi benim hafızamda yok. Olsaydı zaten ona göre gelinirdi. Buradaki bile farkındaysanız yani bir çizme yok ayağımızda vesaire yok. Tabii. Buranın bu şekilde bu hale geldiğini tahmin etsek geçmişteki kalan hafızada böyle değildi. Ayakkabıyla girebilirdik içeriye. Buraya geçmiş zamanda
çok daha olmadı. Selişehir'in su problemlerinden dolayı eğer suda içme suyunda biraz sertlik derecesi yüksek olmasaydı bizim aşağı mevkinden Selişehir'in içme suyuyla ilgili de bir çalışma yapılacaktı. Yani o kriterler uymadığı için olmadı. Hı. Ama burada da Koski. Sizin içme suyunuz buradan geliyor mu? Yani yok, bu pınarlardan, mevcut pınardan? Aşağıda, buradan hı. değil bizimki. Sizin kendi pınarlarınızdan kendi suyunuzu pınarlar. Alıyorsunuz. Aşağıda balık çiftliği var. Hı. Orada çok derin bir su kaynaklarımız var. Oradan alıyoruz suyumuz. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz ayağınıza bilgilerden dolayı. Demek ki biz bir daha geleceğiz. Sizin organize evet. ettiğiniz bir zamanda geleceğiz. O yerleri gitmek, görmek üzere. Vallahi su yolları görünüyor mu bazı yerlerde? Bazı yerlerde görünüyor. Şöyle söyleyeyim. Bayavşar muhtarımız var. Çok nezih, kıymetli bir arkadaşımız. Bir kısmı o kemerlerin Bayavşar'ın sınırlarından geçtiği için onların da oralarda bir su çalışmaları var. Onların kendisine de bilgi veririz muhtar arkadaşımızın. Mesut Çerçi diye genç, kaliteli bir arkadaşımız. Onunla birlikte biz size bu tarihi konularda detaylı araştırır, bilgi de veririz. Biz de ekibi geniş tutarız. O şekilde, o şekilde yaparız. Ağırlamış oluruz. O şekilde daha iyi olur. Yani. Teşekkür ediyoruz bu sefer verdiğin bilgilerden dolayı. İlerleyen günlerde bu işi organize etmiş bir şekilde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ali Saylam'ı da getirin. Kimi? Ali Saylam'ı. O kameraya küçük olduğu için sığmıyor, biliyor musun? Abi biz ikimizin boyu aynı ya. Bu kadar da toprağın altında dolu da istedi. Evet. Şimdi tabii ki inşallah. Bu arada Mustafa Bey'in yaptığı açıklamalardan sonra buraya tekrar bir daha gelmemiz gerektiği kanaati bizde hasıl oldu. Tekrar geleceğiz inşallah. Değil mi İlker? Ne? Evet, İlker'in haliyeti ruhiyesi el verdiğinde geliriz. Bu arada efendim ilginç bir olay daha var tabii ki. Şöyle bunu gösterdiğimiz zaman bu bir kuş yuvası. Çünkü büyük bir emekle de bu yuvayı kuş buraya yapmış. Birkaç yerde de bunu görüyoruz. Burada var, işte şurada var bir tane daha. Mağaranın girişinde var. Mutlaka başka yerlerde de vardır. İşte Rabbim yarattığı, biz kullarıyla birlikte yarattığı bütün yaratıkları, işte hepsi bir özelliğe sahip diyoruz. Bu güzelliği de sizlere gösterdikten sonra şimdi efendim çoraplarımızı, ayakkabılarımızı çıkarıp içeriye bir gireceğiz şöyle. İçeride ne var ne yok, yarasaların civiltisini tabii ki göreceğiz. O görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Yaşadığına göre hava var abi, yalnız çok dar buraya. Bitti herhalde. Bitti herhalde. Fare bu tarafa gelmiş. Yazın ki geziyor. Bak duvardan çıktı. Bunlar son abi. Bak. Görüşeceğim. Tamam. Çek sahibindeki.
Başka sallanan bir yer var mı? Bakın bakayım. Bakayım. Şu konu iyice yanaştırabilirseniz. Burası son yanaşıyor. Son, tamam. Thank you.
Hakikaten su soğukmuş. Şu anda ayaklarımı hissetmiyorum. Ama yani bir güzellik ya. İşte tabii ki tedbirli gelmek gerekir. Acele işe şeytan karışır dedikleri bu olsa gerek. Ama en azından keşfimizi yapmış olduk değil mi arkadaşlar? Bu keşfin sonunda da efendim bu güzelliği değerli izleyicilerimizle paylaşma fırsatını elde etmiş olduk. Evet. Rabbim bu güzellikleri, bu nimetleri bizden esirgemediği için sonsuz şükürler olsun. İnşallah herkes de bu nimetlerin yani değerini bilir. Thank you.
Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a ısmarladık.